Efendim günün manşeti başladı. Gazete manşetleri ve günün gündemini konuşmak üzere Hikmet Genç'le birlikte karşınızdayız. Hepinize merhabalar diliyoruz. Hayırlı günler olsun. Evet, merhaba. Merhabalar, günaydın. Zor oyunu bozdu. Zor oyunu bozdu, evet. Değil mi? Güzel lafmış. Evet, kimse başlığı atmamıştı, başlığından söyledim. Evet, onun için ben de başlığı bakıyorum. Yok, yok, güzel lafmış dedim o yüzden. Barış koridoru uzlaşması akşamda. Barış koridoru kuruluyor Star'da. Güneş gazetesi de bu konuyla ilgili başlıklarını atmış. Diğer gazetelere de bakayım. Fırat'ın doğusu için anlaşma sağlandı Hürriyet'te. Fırat'ın doğusu için ABD ile adım atıyoruz Milliyet'te. Fırat'ın doğusunda ABD ile ortak adım Sabah'ta. Cumhuriyet ve Sözcüğü kenara alıyorum. Diğer gazetede, Posta'ya da bakmıyorum. Posta'da çünkü magazin gündeminin manşeti var. Yeni Şafak süreç başladı demiş ve diğer gazetelerde de bunu manşete taşımış. Uzunca bir süredir devam eden bu Fırat'ın doğusuna yönelik Türkiye'nin ya birlikte adım atarız buradan terörü temizleriz ya da bizi oyalamaktan vazgeçin üzerimize düşen neyse yaparız. Amerika bizimle beraberse, bizimle beraber değilse biz kararlıyız burayı çözeceğiz açıklaması yapmıştı ve bunu net ve kararlı bir şekilde ulaşılabilecek, söylenebilecek her türlü merci makama iletmişti. Rusya'ya da söylemişti, Amerika'ya da söylemişti. Türkiye ve Türkiye'nin bu kararlı adımı neticesinde Amerika geri adım atmak zorunda kaldı. Ve Barış Koridoru'nun kurulmasına yönelik ilk adımlar atıldı. Ortak zeminde buluşuldu. Bu konuyla ilgili olarak da biz de günün manşetine başlamış olalım. Evet. Bundan. Yani biz bunu Amerika ile konuşuyoruz. Amerika Barış Koridoru konusunda... Neden bu kadar uzun sürdü bu tür bu şeyler, tartışmalar? Çünkü bu Barış Koridoru'nun şeyi ölçüsü tutturamadık yani anlaşamadık bu konuda. Türkiye 30 kilometre civarında, 32 kilometreye falan tekabül ediyor. Ve biz yani Amerika çok daha düşük bir rakamla geliyor. Tabii ben şunu anlamıyorum. Yani ABD ne oluyor? Yani o 30 kilometre olunca ABD'nin topraklara falan mı müdahil oluyoruz? Yani ya da PKK'ya bir şey mi geliyor, bir halel mi geliyor YPG'ye? Yani bizle müzakere, 30 kilometre niye müzakere ediyorlar? Şimdi ben burada olayı bozmuş gibi olmayayım ama tamam belli mutabakat var. Ama biz aylarda, yıllarca şunu konuştuk yani orada barış koridorumuzu yapalım dedik. Bu bizim kaç yıldır söylediğimiz bir şey. Geri haberlere bakıyorum. Tabii çok fazla detay yok. Hatta dün de Sayın Cumhurbaşkanı konuşurken şeyden bahsetti. Yani tam vakitte vermiyorum dedi. Yani vakit vermeden yapıldı, konuşuldu bu şey. Yani ne zaman başlayacağı konusunda, ne zaman yapılacağı konusunda. Mutabakata varıldı. Mutabakata varıldığını söyledi. Yani inşallah hayırlısı olur. Çünkü bizim güvenliğimiz açısından birinci şey bu. Yani önceliğimiz bu. Çünkü sınırımızda sonuçta orada YPG'liler, PYD'liler cirit atıyor. AB'lerin de orada silahlı gücü gibi çatışıyorlar. Oradaki bölgede bize saldırıyorlar. Oradaki bölgedeki insanları yerlerinden ediyorlar. Evet. Bizim istediğimiz bu kadar makul bir şey. İstediğimiz derken biz zaten bunu yapıyoruz yani. Sen nerede kadar senle biz bunu münazara ediyorsak da aramızda biz Zeytin Dalı ve Afrin'deki operasyonlarla biz bunu nasıl yapacağımızı gösterdik tüm dünyaya. Bir tarafta YPG, PKK'lıları orada imha ettik. Diğer tarafta da DAEŞ'lileri. Binlercesini orada alıp temizledik. Yani böyle oluyor işte iş. Olunca ne oldu? Hangi ABD'nin âli menfaatleri burada zarar gördü? Hangi Batı'nın menfaatleri zarar gördü? Hangi terör örgütü bu operasyon sayesinde güçlendi, büyüdü? Yok. Yani ben de onu anlamıyorum yani. Sizinle ilgili olan şey ne? Yani bu aynen şeye benziyor. Yani bizim dış politikada ben belki biraz daha böyle çok düz mantıkla bakmaya çalışıyorum olaylara. Tabii teknik detaylar, güvenlik uzmanları, stratejistlerin tabii ki çok önemli bakış açıları vardır. Sonuç ve sebeple ilgili olarak. Ama olay çok basit. Ben de dünyada olabilecek en fazla göçmen var Suriye'den gelen ve ben de en büyük sorun dünyanın en tehlikeli terör örgütleri hemen sınırımın ötesinde ve ben kendi topraklarımı korumaya çalışıyorum. Bunun meşruiyetini sorgulamak, bunun tartışmasını yapmak, bunun bir münazarasını yapmak için anlamıyorum yani karşımızdaki kişi de şey yani müttefikler. Amerika şey tarafından bakmak lazım abi. Meseleye. Şimdi Amerikalıları bu anlamda
5 yıllık, 10 yıllık, 20 yıllık, 25 yıllık, 50 yıllık projeksiyonlarıyla bakmak lazım. Amerika her zaman %100'ünü ister, öyle derdi. O konuda uzman bir, Amerika konusunda uzman bir arkadaşım. Hep %100'ünü ister. Yani %100'ünden kasıt şu. Kendi menfaatiyle %100 uyuşan adım neyse Amerika onu ister. Zorlarsan %90'ına da razı olur. Zorlarsan bu oran 80'e, 70'e, 60'a, 50'ye menfaati burada düşer. Menfaat şu. Ya. Bir oradaki terör koridorunun oluşması başta İsrail'in güvenliği olmak üzere o bölgede uzmanlardan hani anladığımı anlatıyorum. Elbette hani bazıları gibi her konuda uzman değiliz yani. Hani ne varsa onlardan güvendiğimiz, bildiğimiz isimlerin yapmış olduğu yorumlar neticesinde söylüyoruz. Burada zaten Amerika bahsediyor. Yerel işbirlikçilerimiz tabiriyle bu daha sonra SDG içine demokratik kelimesini koyarak meşrulaştırdığı terör örgütüyle çalıştığını ifade ediyor yerel işbirlikçileri olarak. Evet. Mevzu nedir orada? O bölge içerisinde bir terör koridoru oluşturarak orayı ayrı bir kendisinin kontrol edebileceği, evet, her anlamda kendisini kontrol edebileceği ve İsrail'in güvenliğini doğrudan olumlu şekilde etkileyen, evet, olursa o bölge üzerinden etrafa nasıl söyleyeyim hani kafa tutabileceği bir oluşum sergilemek. Dertlere davaları, evet, bu. Peki yani biz bozmak yani. Aynen sonuçta. İstediği anda kullanabileceği bir, evet, maşa elde edebilmek bölgede. Evet. Çünkü meşru devletlerle bunu yapabilme imkanı ve ihtimali yok öyle veya böyle. Irak dediğin zaman da Suriye zaten hani giremiyor bir şekilde. Türkiye üzerinden başarılı olamıyor vesaire vesaire. Evet. Bunu bir sopa maşa olarak kullanıp gerektiğinde terör sopasıyla ülkeleri susturmak ya da bununla ilgili olarak hamleler yapabilmek. Kendisine hesap sorulduğunda da benimle ne alakası var? Orada demokratik güçler var. Onlar yapıyordur deyip işin içinden sıyrılmak. Temel endişesi bu, evet, en basit anlatımda. Türkiye'de diyor ki ya kardeşim iyi de senin burada kuracağın terör devleti ve ben bu adamları tanıyorum. 40 yıldır benim ülkeme etmediği, evet, melanet, pislik, terör faaliyeti kalmadı ve bunu da hani tırnak içinde sizin elinizle yapıyor. Tabii. Siz desteklemeseniz bu terör örgütlerinin burada yaşayabilme ihtimali yok. Dolayısıyla ben burada hemen sınırımın dibinde sen nasıl El-Kaide'yi herhangi bir şekilde istemiyorsan ben de sınırımın dibinde El-Kaide gibi PKK terör örgütünde istemiyorum. Evet. Çünkü zaten 40 yıldır çok çektim. Bir 40 yıl daha çekmek istemiyorum. Buna da müsaade etmeyeceğim. Evet. Bu bir. İkincisi hepinizin tuzu kuru. Tamam, ben sınır komşum olduğu için ve insani odaklı dış politika gereği Suriye'de Esed'in katliamından kurtulan Suriyelileri ülkemde misafir ettim. Kuruş yardım da yapmadınız. Hani kuruş yardım yapmadınız kelimesi yapmış oldukları yardımın azlığına binaen söylenen bir laf. Elbette ki verdiler. İşte 30 milyar doların işte 100 milyon, 200 milyon, 300 milyon dolarını falan verdiklerini söylüyor zaten Sayın Cumhurbaşkanı ama devede kulak bile değil bu. Ben bunlara bakıyorum bir şekilde. Bunların en nihayetinde geri dönme gibi bir, kendi topraklarına, vatanlarına dönme gibi bir niyetleri var. Bunların dönebilmesi için kendi vatanlarının bir şekilde stabil, insanların yaşayabileceği bir alana dönmüş olması gerekiyor. Kanlı diktatör Esed başta olduğu müddetçe bunun olabilme ihtimali uzunca yıllara yayılan bir durum. Ne yapalım o zaman? Biz burada 30 kilometrelik alan, ki 30 kilometreyi de şöyle belirliyorlar anladığım kadarıyla Hikmet. Kullanılan mühimmatın, silahın, şunun bunun falan filan alana yetişmesi, yerleşmesi ya da işte o uçuşa yasak bölge falan talebimiz de var. Onlar da olacak. İşte o belirli şeyler herhalde tahmin ediyorum. Bir uzaklık ölçüsünü ona göre belirliyorlar. Askeri bir şekilde belirliyorlar anladığım kadarıyla. Çok emin olmamakla birlikte söylüyorum bunu. Bu alanı kuralım. 3,5 milyon Suriyeli'yi bu alana taşıyalım. Taşımadan önce de yine bu konuyla ilgili olarak taraflar yardımda bulunsun. Bunların yaşayabileceği alanlar inşa edelim bu bölgede. Burada yaşasınlar ve burası barış koridoru olsun. Kimse buraya giremesin, bomba atamasın, şu olmasın, bu olmasın. Gerekiyorsa Birleşmiş Milletler'in korumasında olsun. Ama bu işin müzakeresini, bu işin kontrolünü biz Türkiye olarak yapalım. Ben şöyle İstek okuyorum. Bu makul. Amerika tabii, ısrarla yani, yok öyle bir şey yapmayalım. Oradaki işte bizim kendi şeyimize, çünkü tırlar dolusu silah verdiği ve bir amaç uğruna silahlandırdığı adamları, tırnak içinde yerel işbirlikçileri yani PKK terör örgütü ve uzantıları Amerika'nın, evet, planları çerçevesinde çalışıyordu orada. Evet, şimdi bunlar tabii hep söylediğimiz şeyler. Aynen. Yani hep belki defalarca söylenmiş şeyler, defalarca anlatılmış şeyler.
hem dış işlerinden Türkiye'nin hem de aynı zamanda bizzat Sayın Başkan'ın Recep Tayyip Erdoğan anlattığı şeyler hep bizim anlattığımız şeyler. Terör koridoru, işte PKK'nın oradaki yapılanması falan filan. Bunun özeti şu bence. Yani Barış Koridoru, tabii ki ismi Barış Koridoru. O bölgenin teröristlerden temizlenip o bölge içerisinde sivilin yaşayabileceği bir ortam oluşturmak. Çok güzel. Yani anlaşıldığı nokta bence şu. ABD birliklerini alacak. Kendi birliklerini alacak. 30 kilometre öteye gidecek. Budur yani. Mutabakat o. Kendi birliklerinden kazdın. Yerel işbirlikçileri yani. PKK'yı. PKK'yı. Evet. ABD PKK'sını alacak. 30 kilometre geriden. Yani 30-32 kilometre neyse. Yönetici der ki o bölgeyi 30 değil 50-60 kilometre, 100 kilometre aşağı kadar hiç kimse bulunmaz. Çünkü bize gelen mülteciler, bize sığınanlar çok ciddi, büyük bir rakam. Sadece bir de şunu unutmayalım. Bunu da altını çizeyim. Orada oluşturulacak olan bir barış koridoru sadece bizi etkilemiyor. Biz tabii bazı şeyleri ıskalıyoruz konuşurken. Iskalıyoruz derken tabii biliyoruz ama tabii gündemimiz olmadığı için konuşmuyoruz. Sadece bizde değil. Lübnan'da ve diğer Arap ülkelerinde ve hatta Avrupa'ya iltica edenlerin içerisinde de o bölgede çok insan var yaşayan. Onlar için de bir aynı zamanda alan açılması gerekiyor. O alanda böyle çok küçük bir alan olmaması gerekiyor. Biz yani 50 bin 100 bin kişiden bahsetmiyoruz. Bizdeki 3.6 ve diğer de dışarıdaki de 4.5 milyon yakın 7 milyon mülteciden bahsediyoruz. 7 milyonun tek o topraklara dönmesi. Niye 7 milyon peki? Orada Esed rejimiyle barışık yaşayan Suriyelilerin bir sıkıntısı yok zaten. O kendi bölgesi içerisinde işte Şam olmak üzere başta o Doğu Akdeniz'e kadar açılan Kuneytra'ya kadarki bölgede zaten Suriyeliler orada yaşıyorlar. Orada yani en azından mülteci durumunda değiller. Rejimle aynı zamanda barışık veyahut da rejimin kendi insanım diye orada koruyup muhafaza ettiği, diğerlerini bombaladığı rejimi de çok iyi biliyoruz. Onlar için çok büyük bir alan lazım. Bütün mesele buydu. Ben onu öyle okuyorum. Tabii ki diplomasisi çok ayrı bir dil. Diplomasi böyle çalışır. Ortak işbirliği der. Diplomasi der ki oradaki yerel işbirlikçi der. Kendi birliği halbuki oradaki. ABD'nin Orta Doğu'daki silahlı gücüdür. Ondan sonra bizim dediğimiz şu. Yani senin silahlı gücü, çünkü oraya biliyorsun ABD bayrakları da asıyorlar bu şeyler. YPG, PKK'lılar. ABD bayrağını asıyor. Ben diyor ABD bayrağı. ABD çatısı altında güvenlikte olan, yani dünya barışını sağlamaya çalışan, Orta Doğu'ya demokrasiyi, özgürlükleri getirmeye çalışan bir grubum diye ABD bayrakları çıkan tipler. O yüzden son olarak onu söyleyeyim. ABD birliklerini 32 kilometre daha güneye çekip Türkiye'ye saldırmasınlar diye bir mutabakat var ortada. İnşallah bunun da sonunu görürüz ama şunu da bir şey olarak bırakmak lazım. Bir pay olarak bırakmak lazım. ABD'nin bu şekilde, yani en son geldiğimiz noktada ABD'nin buna karar vermiş olması, özellikle bu son günlerde S-400 meselesi, F-35 meselesini tartışırken ya mesela, o da şu, Türkiye'nin kararlılığı bu. Ne kadar güçlüysen, her zaman söylerim, güçlü olan kuralı koyar, sen cümleyle başladın, zor oyunu bozar, altın olan güçlü olur. Yani bu mesele budur. Bak burada gene Murphy's Golden Rules'a geldik. Aynen, altın öyle deyince. Bu ara bir bilgi daha aktaralım. Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi Yavuz'da Doğu, evet, Akdeniz'deki doğal kaynaklarının hakkını korumak için 20 Haziran'da yola çıkmıştı. Bir kere daha hatırlatalım. İlk sondaj faaliyetine de başladı. 1710 metrelik derinliğe ulaştı dün itibariyle. Çünkü aynı mevzuyu, benzer meseleleri çok önemli ya, ben Doğu Akdeniz'de de oldu bittiye getirmeye çalışıyorlar ama Türkiye buna da müsaade etmeyeceğini ifade etti. Şimdi, yani inşallah iyi bir şey buluruz orada, çünkü yani bunlar ülkenin geleceğiyle ilgili çok önemli adımlar. Ya biz askılıyoruz bunu ama mesela şeyi konuşuyoruz ya, Körfez ülkelerinde mesela Katar'ın durumu. Katar dünyadaki en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz üreticiden bir tanesi. Yani ülkelerin kaderini değiştiren şeyler bunlar. Bu tür zenginlikler. Yani burada şu anda 1710 metre derinliğe ulaştı, demek bayağı bir çalışma devam ediyor. Doğru. İnşallah biz dualarımız yanlarında olsun inşallah. Bir cümle Emin Çolaşan'a değinelim. Bu terör meselesinden bahsettik. Terör koridoru ve diğer meseleleri.
Şimdi mesela dün 18 terörist etkisiz hale getirildi. Kuzey Irak'ta 3 terörist daha öldürüldü. 10 terörist teslim oldu. Suriye sınırımıza yığınak devam ediyor. Komandolar ve tank birlikleri sınıra doğru harekete geçti diye haberler oluyor diyor. Gazetelerde, televizyonlarda. Bu gibi haberler diyor. Özellikle dış dünyada Türkiye'nin bir terör ülkesi olduğu imajını pekiştiriyor demiş. Yani Türkiye'nin bir terör ülkesi olduğu imajını mı pekiştirir? Çünkü bunlar kelimeleri ne amaçla kullanır, iyi bilirler. Türkiye'nin bir terör ülkesi olduğu imajı değil, olsa olsa Türkiye'nin teröre maruz kalan bir ülke olduğu sonucunu ortaya çıkartır bu tarz haberler. Yani Türkiye'nin bir terör ülkesi olduğu... Ama kelimeye dikkat et yalnız. Türkiye zaten bir terör örgütü, terör ülkesi, onu pekiştiriyor. Evet, yani imajını pekiştiriyor. Onu kabul etmiş zaten. Bir şey var, pekiştiriyormuş. Yani... Bir de şunu söylemiş, bazıları şöyle diyor demiş Emin Çolaşan, bazıları. O kadar teröristin etkisiz hale getirildiğine biz nasıl inanalım? O kırsal alanlarda, dağ başlarında kaç teröristin öldürüldüğünü kimler nasıl biliyor diye sormuş. O bazıları muhtemelen şöyle yapmalı, biz buradan akıl verelim Emin Çolaşan'a, yani Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın cep telefonunu yayınlayalım buradan. O bazıları Hulusi Akar'ı arasın, tek tek sorsun hani kimdi, nasıldı, kaç kişiydi, kaçına bomba attınız ettiniz falan. Ya da Selçuk Bayraktar'ın cebini verelim buradan. Selçuk Bayraktar arasınlar, İHA'lar ne zaman havalandı, SİHA'lar saat kaçta şey yaptı, nasıl görüntüler geldi, tek tek sorulsun belki de. Saçmalık elbette benim söylediğimde ama Emin Çalışan'ın söylediğinden daha saçma değil. Mesele şu, yani bu adamların bu İHA'lar, SİHA'lar olmadan önce şu kadar terörist öldürüldü, şu oldu, bu oldu açıklamalarına itibar edip bugün bu açıklamalara itibar etmemelerinin gerekçelerini bir kere bunlara sormak lazım. Bu bir. İkincisi, İHA'lar ve SİHA'lar vasıtasıyla artık hani çok affedersiniz zamiyane tabir var da kabak gibi ortada her şey. Evet. Kabak gibi ortada her şey. Bütün kameralarla an be an izliyorlar ki daha önce bunların birçok videolarını falan yayınladık. O işte üzerinde RPG rampası olan araçların işte hareketi gelmesi gitmesi, ondan sonra bu gri listede arananların uzunca bir süre günlerce takip edildikten sonra hareket etmeleri ve o hareket neticesinde uygun noktada SİHA'larla tepelerine inmelerinin videolarını uzun uzun yayınladık. Hangisi kurtuldu, kurtulmadı, öldü, ölmedi. Zaten içeri girerken belli. Artı o araçta kaç kişinin olduğu, işte ısıya duyarlı alıcılarla falan zaten fark ediliyor. Bombalama neticesinde bir hareket olup olmadığı, SİHA'ların, hani Emin Çolaşan elbette bunu anlamak için sormuyor, onun farkındayım da. Olur da hani bunu hakikaten merak aslında edenler olur diye Murat açıklıyorum. Orada yaralı var mı, yok mu, kurtuldu mu, kurtulmadı mı? Ondan sonra gelenler aldı mı, almadı mı? Bunları an be an izleniyor zaten. Ve termal kameralarla izleniyor. Hani kendilerini gizlemeye çalışsalar bile. Vesaire vesaire bütün meselelerle. O bölgeye kaç kişinin geldiği, kaç kişinin toplandığı. Bunların hepsi istihbarat, genelkurmay, jandarma, içişleri, polis, özel tim, özel harekat ne varsa ortak koordinasyon neticesinde yapılan bir operasyon. MİT istihbarat topluyor. İçeride adamları var. Hani o FETÖ'nün deşifre etmeye çalıştığı adamlar. İçeride adamları var. Onlar bilgiler veriyor. Genelkurmay bununla ilgili bilgiler topluyor. Bu bilgiler İHA, SİHA merkezlerine yani gönderiliyor. Yani bence gereksiz anlatıyorsun. Ne bileyim yani. Bilmiyorum. Çok yani. Yani. Emin Çolaşan anlatmıyorum. Ha, tabii. O sormuyor çünkü. O başka bir şey yapıyor. Neden biliyor musun? Olur da aklında olup da nasıl oluyor sorusuna samimi olarak soran varsa onlara cevap olsun. Yani evet dediğin doğru. Yani hakikaten neler olduğunu ne bittiğini birebir takip ediyorsun. Bir de bu konularda acayip de şeffaf, eskisi gibi de değil yani. Şu anda görüntüleri de var. Yani görüntüleri de yayılıyor, araba giderken üzerine bomba iniyor falan filan. Ama ben asıl başka bir şey sormak istiyorum. Yani tabii aynı şekilde bizim izleyicilerimiz aynı tepkileri gösteriyor. Emin Çolaşan böyle bir gündemi niye getirirsin, niye sorsun? Şimdi bir köşe yazısı yazıyoruz. Bundan vazgeçin, teröristlerin öldürüldüğünden vazgeçin diyor. Ha yani bunu mesela böyle bir... Terörle mücadele devam etsin. Öldürdünüz, nerede bu adamların cesetleri diye kim yazar? Yani Emin Çolaşan hangi amaçla bunu yazıyor? Emin Çolaşan şunun için yazıyor. Mesela bugün en kuvvetli PKK ve terör örgütünün yayın organı neyse onun yapacağı propagandayı Emin Çolaşan yapıyor şu anda. Neden? Çünkü sıyrık. Normal bir insan değil çünkü Emin Çolaşan. Neden? Yani şimdi göstersene kim öldü falan. Ya Zeytin Dalı'yla
Fırat Kalkın operasyonu yaptığımızda toplamda, işte orada insan yok şu anda. Hani oradaki terörist yok şu anda orada. Toplamda 4500-5000 üzerine terörist öldürdük. Tek tek baktı mı fotoğraflarına? Biyometrik bilgilerini aldınız mı efendim? Dalga mı geçiyorsun sen? Dünyanın gözü içine baka baka. Kanırta kanırta. Zeytin dalıyla Afrin yaptık bıraktık. Dedik ki Amerika'ya. Açıklamayın diyor. Açıklamayın. Kaç terörist öldürdüğünüzü açıklamayın diyor. Ya şimdi bir dakika. Bu konuyu şimdi şöyle bir söyleyeyim. Bütün dünyayı gösterdiğimiz operasyonlar var mı? Var. Örgütün yayın organı gibi yazı yazmanın ne manası var? Yani bunları kim öldürdü, nasıl yaptı bilmem ne diye. Niye? Ya zaten Genelkurmay fazlasıyla şeyini veriyor, detaylarını veriyor. İHA ne yapıyor, SİHA ne yapıyor, işte akıllı bomba ne yapıyor, lazer güdüm gibi operasyonlar. Bu sırf halkı bilgilendirmek amacıyla yapılan bir şey. Bir de bunun psikolojik bir hareket şeyi var, operasyonu var. Yapma diyor işte psikolojiyi. Yani işte bu Emin Çoğuşan PKK'yı mı destekliyorsun kardeşim? PKK'lı mısın? Nesin sen kardeşim? Soruyorum ben de yani. Yani sana mı dokunuyor? Anlamadım ki. Yani biz bu haberi verirken ne, bir tarafın mı acıyor? Nedir yani bu şimdi? Lafa bak. Gireceksen gir. Bunlar da yani anlamıyorum ben bunu. Muhalif olmak bu ise eğer abi böyle muhalefet olmasın. Ben böyle muhalefete bu muhalefet falan değil yani. Benim kızım nokta o. Hangi amaçla yazarsın? Yani bir amaçtır. Dersin ki mesela bir eksiklik gördün veyahut da bir vicdanı sızlatan bir şey gördün. Ülkenin lehine veyahut da halkın veyahut da birkaç küçük bir zümrenin menfaatini gözettin. Hepsini kabul ediyorum da terör örgütünün ne karşı kurulacak olan halkın aynı zamanda tek bir millet olarak bu böyle bir mücadeleye karşı tüm basın organlarının desteği gerekirken sen efendim şey ağzıyla kandil ağzıyla neyi yazı yazarsın ki? Onların hoşuna gidecek tarzı yazar. Nedir o? İşte şey yapacak. Operasyonları bir şekilde işte bunu kim yapıyor? Devlet yapıyor. İşte bunu Erdoğan yapıyor. Bunu Hulusi Akar yapıyor. O zaman onları kötülemem lazım. Bu neye geliyor? Aynen CHP'nin siyaset anlayışına. O da şu. Dünyanın en doğru işini yapsan. Dünyanın en doğru işini yapsan desteklemem diyen neyse, kafa neyse Engin Altaylı, Emin Çölaşan da o. Gerekirse Kandil gibi de konuşuyorlar bunlar. Emin Çölaşan yaşlandı artık. Rahatsızlığını yani, hani, anlamadım yani. Biraz şey var. Bir de bu şeyler hani hepimiz köşe yazıyoruz. Sen de yazıyorsun zaman zaman ben de yazıyorum. Ya bu yazıları falan hele hele siyaset yazıyorsan güncel yazmak lazım. Tamam mı? Yani hani 3 gün öncesinden yazıp nasıl olsa okuyucu bir yer yutar falan cümleleriyle yazı yazarsan. Bak bugün mesela Suriye meselesini yazmış. Orada şu cümleyi söylüyor. Bizimkiler şimdi Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusunda bulunan bölgede içeriye doğru 30 kilometrelik bir güvenli bölge kurmak istiyorlar. En basit açıklaması şöyledir diyor. Türk askeri oraya girecek, bölgeyi işgal edecek ve bölgedeki terör yapılanmasına son verecek. Böyle anlamış mevzuyu. Ancak Amerika su koyuveriyor ve izin vermiyor. Resmi açıklama geldi Amerika'dan. Engeller, bak hepsini takip etmiş Amerika'dan gelen bütün açıklamaları. Engelleriz dedi diyor Amerika. Recep Bey diyor. Sayın Başkan için. Suriye konusunda ABD'den gerçek bir müttefiki yarışır adımlar atılmasını bekliyoruz demiş. Yani Türkçesi şuymuş. Devamını da vermiyor. Yoksa biz üzerimize düşeni yaparız. Oraya gireriz'i de yazmıyor burada. Sadece bölümünü yazıyor. Yani Türkçesi şuymuş. Emin Bey'in öyle söyleyeyim. Anladı. Çöleşan Bey. Çöleşan Bey. Ya da yani o Cumhurbaşkanı Recep Bey diyorsa aslında biz de Emin mi demeliyiz bilmiyorum ama. Türkçesi şuymuş. Emin Çolaşan'ın anladığı kadarıyla bize izin ver de girelim abicim o bölgedeki PKK'yı yok edelim diyormuşuz Türkçe ifadeyle. Ya Allah'ım Allah akıl fikir ver. Yani bu da adam diye yazar Allah'ım. Recep Bey diyor ya. Bu işlerin öyle müttefiklik vay, falan gibi laflarla yürüyemeyeceğini demek ki henüz anlayabilmiş değil. Şimdi bak gerisini okumuyorum. Atatürk'ten örnek veriyor çünkü Atatürk bunlar için tabii. Bulunmaz Hint kumaşı böyle hani tablet falan okuyacağı verebilecekleri bir yutturmaca. Bunlar açısından Atatürk açısından söylemiyorum. Hemen oradan şimdi sosyal medyadan falan şey yapmayın. Bunlar bunu bu vaziyette kullanıyorlar. Hani daha önce farklı kesimler için söylenen söz vardı ya rahmetli Ahmet Arvasi Bey'in bir ifadesi vardı. Hani ülkücü kime denir? Ya ülkücüler kimlerdir diye bir soruyor. Ya bir ülkücüler vardır diyor. Üç çeşittir diyor. Bir ülkücüler vardır. Gerçek ülkücüler. Çünkü o da milliyetçi muhafazakar bir yazardı Ahmet Arvasi. Allah rahmet eylesin. Amin. Bir ülkücüler vardır diyor. Bir ülkücü geçinenler vardır. Bir de ülkücülerden geçinenler vardır. Üç tiptir diyor. Şimdi bunu al
buraya koy. Yani Emin Çolaşan'ı hangi kategoriye koyacaksın bilmiyoruz. Atatürkçüler vardır. Atatürkçü geçinenler vardır. Atatürkçülükten geçinenler var. Son bölümünü böyle yapmış. Tablet tablet Atatürkçülük pompalıyor okuyucularını. Atatürk şöyle yapardı, böyle yapardı falan filan. Ya ama salt olarak da yani sadece bunu yapsa anlayacağım. Yani henüz anlayabilir. Ne demek istiyor? Gördünüz mü Amerika'yı falan yani. Diyor. Dediğim gibi yani, önceden yazı yazmaya gerek yok. Daha dün açıklandı. Hani ortak bir hareket yapılacağı edileceği. Senin bütün tezlerinde çürüyor bu vaziyette. Böyle 2-3 gün öncesinden yazı yazarak. Şu var yani. Olmuyor. Şimdi sen diyorsun mesela bazen konuşunca. Yani insanların yaşlarına her zaman hürmet ederim. Hiç sorun değil yani. Birikim. Yani. Ya yaş önemlidir. Tecrübe çok önemlidir. Yani tecrübenin çok kıymetli olduğunu bilirim. Bir şey söyleyeceğim ben. Yani işte bunca yıl köşe yazıyorsun, kanaat önderisin. Bunu hep söylüyoruz, tekrar ediyoruz. Biraz da insanlar buna takılıyorlar. Ya adam yerine koyup da falan filan diye. Ya tamam hadi ben koymuyorum da. Yani Allah aşkına şu bir şey söyleyeceğim. Gene sözcü okuruna bir sitemim olsun. Öyle hakaret etmeyeyim, sitem olsun. Siz şimdi bunları okuduktan sonra, yani şöyle bir yazıyı okuduktan sonra, ya internet denen bir şey var. Eskiden neyse günlük gazete alınırdı. Gazete nüshasından köşe yazısı. Bizim dönemlerimiz eski. Hani bizim derken çok eskiden bahsetmiyorum. 25-30 sene öncesinden bahsediyorum. Köşe yazıları işte kanaat önderleri. Sana bir kapı açar, bir pencere açar. Oradan bakarsın. İşte Tercüman'ı, Hürriyet'i, Milliyet'i. Belli gazeteler vardı. O sağ gazete, sol gazete. Bir şeyleri anlardık yani. Yani Çetin Altan'ı okurdun mesela. O sihirli bir kalemdi. Çetin Altan sana bir şey anlatırdı. Herkesin bir şeyler alacağı bir yazı stilleri vardı. Bir kalem, bir edebiyat diye bir şey vardı. Anlatım, kurgu, ondan sonra mantık örgüsü falan. Şimdi Emin Çolaşan yıllardan beri böyle yazar. İyi nokta diye başlar cümleye. Hiçbir şey salata. Hiçbir şey yok ama. Yani muhalif olup da şey vardı bir tane, onu ismi unuttum şimdi. Selahattin Duman mesela. Vatan'da yazıyordu. Mesela Selahattin Duman da mizah yazardı. Böyle mizah yazar ve çok keyifli yazılar okurdu. Ama şimdi şöyle bir durum var. Yani belli bir yaşa gelmişsin. Bunca kapasite ve kabiliyet yoksunu olarak buralara kadar gelebilmişsin. Kapasite yok, kalem yok. Ona kuşlar söyledi. Bazıları böyle anlattı. Bazıları şöyle söyledi falan gibi. Tamamen bir hani postal, eski postalcılar gibi. Bu da postalcıdır ama bu çok yaşlandı. Bu kart postal bu. Yani o yani olabilecek iş değil. Ne ama buraya kadar gelmişsin ve arkasından hala muhalif olma demiyoruz. Olacaksa ya yine şimdi, ol. Şimdi bu madem bu yani saçma sapan şeyler yazma. Yani ya maşa, saçma sapan mı destekledin? Yazmak Türkiye'yi mi giydirdin? Bunların Recep Bey deyince ne oldu? Okuyucun tatmin mi oldu? Seni okuduktan sonra sigara mı yaktılar? Nasıl bir kafadır bu anlamıyorum ki yani. Bunların kafasının ne olduğunu, ne yüzden, olduğunu anlamak ama için insanları ya böyle daha bakmak sonra lazım. Bakıyorsun sanatçı Kaz diye. Dağları ile ilgili. Sanatçı ama bakıyorsun adam bunu okuyup kafası dumanlı bir şekilde. Ya takip ettiğin adamın bir daha yani şimdi derin entelektüelini bırak. Köşe yazısı değil ki. Ne dediğini ben de anlamıyorum aslında. Valla kendileri. Biz öldürdük pekala şimdi yazı mı bu? Kendilerinin ne dediğini anlamak için de şeye bakmak şey yani lazım. Ondan sonra kardeşim siz bu işi bu ülkenin köküne kirli suyu dökmeye ahdettiniz herhalde dediğimizde ne o biz vatan hainimiz niye böyle söylüyorsunuz? Ama bak şimdi bu Kaz Dağları meselesiyle ilgili olarak bir iki cümle daha edelim. Yani arsızlık, utanmazlık had safhada. Yani bütün her şeyi yapanlar kendileri, ondan sonra kalkıp ağlayan yine kendileri. Evet. Yani bugün fotoğraflar falan var. Şimdi takvimde biraz göstereceğim. Beyaz Dehşet diye. Girin, yapmış girin, oldukları talan. Bodrum'da, Yalıkavak'ta, şurada burada. Utanmadan fotoğraflarını almış. Bunu Sözcü Gazetesi tekrar koymuş. Geliyorum Kaz Dağları meselesine. Şirket orada izin veren, zamanında sit alanından CHP'lilerin çıkarttığı 2001 yıllarında, 2000'li yıllarda gündeme geldi. 2001'de CHP'nin daha AK Parti ortada yok. Sit alanından çıkartarak CHP'li belediyelerin her türlü imkanı tanıdığı ve mahkeme kararlarının falan bu anlamda tırnak içinde söylüyorum legal olduğu ve her türlü şarta uyularak zamanında daha doğrusu orayı açmak için kesilen ağaçların tamamının yeniden dikildiği ve 10 yıl içerisinde yeniden eski haline döndürüleceği ifade edilen bölgeyle ilgili olarak Sözcü Gazetesi şirketin firmayı savunduğundan falan söylemiyorum. Sadece meseleleri nasıl çarpıttıklarını ve dolayısıyla bunların aslında ne yapmaya çalıştıklarını anlatmak açısından söylüyorum. Firma diyor ki
ki bunu yetkililer de ifade ettiler. Siyanürle altın arama yapılmayacak. Şimdi buradan ne anlaşılır Hikmet? Yani bu cümleden anlaşılır. Ne anlaşılır? Ben, ciddi soruyorum. Hakikaten ironi yapma. Ben cevap veriyorum. Siyanürle altın arama anlaşılır. Değil mi? Yani siyanür kullanmayacaklar. Ben altını ararken kullanım, çünkü birkaç tane yöntemleri varmış bunların. Tamam. Yani okuyunca anlıyorsun ne olduklarını falan. Siyanürü kullanarak çıkartma. Öyle anlaşılıyor. Siyanürü kullanarak ayrıştırma denen bir şey var. Özel tanklarda falan. Şirketin açıklaması burada. Yani sadece Sözcü gazetesine giden bir açıklama değil. Basına diyor ki adam, siyanürün göstericilerin korktuğu gibi bir sızıntıya sebep olmasının imkansız olduğunu söyledi. Niye söylüyor? Eğer bu böyle olsaydı çalışmalara başlamazdık diyor. Tüm önlemleri aldık. Çünkü eğer bir süreçte siyanür varsa bu arada altın olduğu anlamına gelir ve eğer siyanürü kaybederseniz altını da kaybedersiniz şeklinde konuşuyor. Sızdırmaz iki katmanımız var ve bu katmanlar arasında bir sızıntı tespit sistemine sahibiz. Böyle bir durum gerçekleşse bile sızıntı diğer katmana geçmeden önceden haberimiz olur diyor. Siyasi propaganda amaçlı yanlış bilgilendiriliyor kamuoyu falan diyor. Şaşırdım, ilk defa böyle bir şey, dünyada birçok yerimizde ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum diyor. Böyle bir şey hiç tecrübe etmemiştim. Duyguları kullanarak sosyal medyadan hızla tepki almak amacıyla bu proje hakkında bilinçli bir yanlış bilgilendirme, evet, söz konusu. Bak, bilinçli bir yanlış bilgilendirme diyor. Yalan söylüyorlar. Manipülasyon. Şey. Şimdi manipülasyon. Yani daha önce de açıklanmıştı. Bir kere daha söylemek için söylüyorum. Nasıl manipüle ettiklerini falan. Kazalarında siyanür arama yapılmayacak denmesine rağmen Kanadalı CEO siyanür son aşamada kullanılacak, sızıntı olmayacak diyor. Şimdi siyanürle arama, siyanürle altının işlenmesi. Aradaki farkı mı anlatmak lazım? Ne yapmak lazım bilmiyorum ama daha önce de söyledikleri, artı sözleşmelerde yer alan mesele, çıkarıldıktan sonra %0.01 çözeltili siyanür tanklarına yerleştiriliyor. Orada çıkartılan materyal, çünkü oradaki altın mikron büyüklüğünde küçücük küçücük şeylermiş. Öyle okuduğumuzdan anladım. Sonra birleştiriliyor onlar. O kadar kütle içerisinde siyanürle o tankların içerisinde materyaller ve altın parçacıkları, evet, ayrılıyor. Safralar ayrılıyor. Aynen öyle. Ondan sonra da o sistem bir şekilde temizleniyor. Bu cümle önemli yalnız. Bak, dünyanın başka yerinde böyle bir şey, aynen, olmaz. Böyle bir şeyi hiç tecrübe etmemiştim. Olmaz. Duyguları kullanarak sosyal medyadan hızla tepki almak amacıyla, evet, bu proje hakkında, aynen, bilinçli bir yanlış bilgilendirme söz konusu. Diyor. Aynen, bizde olur. Aynı FETÖ'ye alan açmak için Bergama'da altın madenini, ha, Eurogold'dan alıp FETÖ'ye teslim ettikten, aynen, sonra seslerinin soluklarını kesildiği gibi. Olur. Burada birilerine teslim edecekler mi etmeyecekler mi bilmiyorum. Ama Bergama'da Almanya'nın arkasında olduğu ve Bergama halkı kendisi söylendi. Kullanıldık, kullandılar tabii, bizi. Tabii. Bunları kendileri i̇tiraf ifade ettiler. Sonra. İtiraf ettiler. Dolayısıyla benzer bir şey burada var mı yok mu bilmiyorum. Ama şundan eminim. Siyasi propaganda amaçlı yanlış bilgi cümlesinin altına imza atılır. O siyasi propaganda dediği de Erdoğan düşmanlığına nasıl evriltebiliriz? Hükümeti buradan nasıl zor duruma sokabiliriz? Zin planını yapan kimse, oradaki provokatörleri aracılığıyla insanları, evet, oraya sürükleyenler de onlar. Başka bir şey değil. Mevzuyu bir kere daha söylüyorum. Mesele çevreye sahip çıkmak. Mesele ondan sonra anlaşma yapmış olduğunuz firmaların hoyratça oradaki araziyi talan etmesi, mahvetmesi, çevreye bilinçli zarar vermesi ise, yani kimliğiniz, duruşunuz, nerede durduğunuz, nasıl bir siyasi görüşe sahip olduğunuzdan bağımsız olarak beraber biz yürürüz zaten. Bununla ilgili hiçbir sorunumuz yok. Ya, hikaye. Ama mevzunun bu olmadığını, aynen Gezi'de ağaç hassasiyeti olmadığını söyleyenler gibi biliyorlar, sizi yönlendirenler biliyorlar. Bak, birazdan şimdi Gökhan Özoğlu'nu da okuyacağım. O da ayrı bir enteresan bir şey oldu, bir tipoloji oldu o da. Ama ben sana söyleyeyim. Yazık, olmadı. Garibim. Hayır, olmadı o çocuk. Tamam. Onunla ilgili bir şey söyleyeceğim. Bitir olmadı o çocuk yani. Hani, olmadı, daha olmamış değil olmadı mi? Olmadı. Olmadı. Ham meyveyi kopardılar. Ham da değil ya. Yani var. O bir bozukluk var. Olmaz yani, zaten bu saatten sonra. Bozulur. Sonra olmaz. Hamdan direkt bozukluğa geçip bozulmuş. Şey, sevgili Murat Çek, şimdi bu açıklamadan sonra, gerçi birkaç gündür konuşuyoruz. Tabii bunu da konuşmamızın sebebi, sürekli işte bu Recep Bey asrın liderimiz gibi deyip de belli bir kesimi sürekli Erdoğan düşmanı olarak yaşatmaya çalışan ve bunları besleyen şu güruhun, işte Cumhuriyet, Sözcü ve evrensel, küresel, tecimsel, irdemsel hareketlerin tamamı bu işi yapıyor. Biz bunun mavrasını yaparız, konuşuruz yani, kapasiteyi de anlattık. Açıkça meydan okuduk yani, bak dedik yani siz busunuz falan filan, yani daha fazlası yok mu diye. Biraz daha derin bir birikimden bahsediyor. Yok, öyle bir şey yok. Bunların yapacağı bu. İşte beyin diye fotoğraf koyar.
beynini kullan da git falan şey yaparken, beynini yanına al da oy kullan falan diyen bir şey bu gazete. Şimdi bak oradaki enteresan şeyi ben yıllardır söylerim. Bir de ben niye söylerim? Çünkü hep bunu ifadeyi kullanıyorum. Yani biraz bazen ülkenin dışına çıkıp ülke dışından, balkondan da ülkeye bak, Türkiye'ye bakmak lazım. Şimdi biz burada oturup mesela hani o çizgi filmlerde olduğu gibi kafa kafaya verip yumruk yumruğa böyle toz gaz bulut halinde bir bacak bir kol çıkar ya. Hı hı. Kavga ediyoruz ya böyle. Birçok şeyin farkında değil insanlar. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi işte böyle bir şey deneyimlemedim. O sen neler daha görmemişsin Türkiye'de neler olduğunu. O gezi olaylarında bak o ifade önemli aslında. Gezi olaylarında o provokasyonda ki yani tonlarca konuştuk gerek yok detayları konuşmaya. Ama mesele ağaç değil anlamadın hadi gel. Ya da Avrupa'nın herhangi bir yerinde oturup da Türkiye'de devrim oldu. Artık Erdoğan'dan kurtuluyoruz. Oo yürüyün. Molotof atanlar, vandal hepsini üstüne koyuyorum. Dünyada mesela bir şey Fransa'daki olayları, Hamburg olayları, Londra'daki o Tony Blair'ın o dönemde gerekirse interneti keserim ifadesi. Hiç unutmuyorum o ifadeleri. Ya gerekirse internet bağlantısını da koparız diyen mesela bir İngiltere Başbakanı Avrupa'da tepki toplamıyor. Hiç kimse ağzını açamıyor. Aynen öyle. Benim çok enteresan. Geçenlerde çok işinde çok alakasız bir konu gibi görünüyor ama aradaki farkı anlamak açısından çok kıymetli. Bir konsere gittik. Gittik tabii ki. Allah muhafaza. Ceylon konserine bu kadar laf söyledikten sonra. Hani biz böyle yaptık derken şunu Kaz Dağı'nda altın aradık der gibi diyorum. Bir konsere gittik ülke olarak. Hangi konsere işte neydi ismi? Ceylo. Jennifer Lopez'in konseri. Orada çok enteresan bir başka bir sosyoloji var. Verdik. Benden yüzlerce adam mesaj attı. Yok abi o kadar değil yanlışım var dedi. İşte o 350 değil de 750 lira dedi. Hani sıvama tarafı. Lan 750 olsa ne olacak? 300 bin euro, 300 bin TL loca. Ayakta yedi. Son dakika biletleri 10 bine çıkmış. Dünyada. Bak dünyanın hiçbir yerinde Jennifer Lopez'e 10 bin lira ayakta dinlemezler. Bak bu olmaz. Şey diyeceksin. Türk. Evet. Ya biz enayi miyiz? Ya enayi biziz derken dinlemezler. Diyeceksin ki niye? Kalıbımı ortaya koyarım. Ne Afrika'da, ne Eskimo'lar, ne de Mikronezya Adası'na getir. Ülke gelirine bak. Türkiye'den daha zenginine koy. 10 bin lira verip de ya YouTube'da bedava seyretmek varken ne işim var Jennifer Lopez orada bacak indirip kaldıracak. Ne o 10 bin verdim. Hani de ayakta verdim 10 bini. Şimdi bu adamın anlamadığı sosyoloji böyle bir şey. Çok garip bir milletiz. Burada bir çok toptancılık yapıyorum. Şimdi bu Kaz Dağları. Adamın orada Kaz Dağı'na dikmiştir villasını. Orada der ki villaları ağaçları kesmeyelim. Bağdat Caddesi'nde adam bina diker kentsel dönüşümde. 5 tane ağaç kökten keser. Aynı adamı gezide görürsün. Yani bu böyle enteresan bir şey var. Sosyoloji var bizde. Adamın anlamaması gayet doğal karşılıyorum. Çünkü yok böyle bir örneği. Yani yok tabii canım. Bütün meseleleri ortaya koydum. Çok özür dilerim. Çok bir cümle söyleyeyim lütfen abi. O da şu. Hani o ben dedikten sonra konuştuk arkadaşlar herkesle yazı dönüşümünden sonra hakikaten böyleymiş çok şaşırdı falan diyenlere ne dediler biliyor musun genelde şunu dediler ya dedi asgari ücret alıp da dedi 2050 liraya asgari ücret alıp da dedi patates soğan bilmem ne Erdoğan diye bağıranlar dedi bağıranla yok dedi kim bağırıyor biliyor musun dedi aynı o pompacının söylediği gibi villası var arabası var yatı var katı var Bodrum'da da 100 liraya ayranla lahmacun yiyen tipler Kaz Dağları'nda vatan kurtarıyorlar. Gitmiyorlar onlar canım. Onlar uzaktan, sosyal medyadan. Yani patatese, soğana bağırıp da yürüyüş yapan dangozlar ülkeyi kurtarmaya çalışıyor. Asgari ücretliğinde diyor ki elhamdülillah Rabbime şükürler olsun bugünleri gösterenlere diyor. Aradaki fark bu. Ama aradaki ikinci fark da şu 15 Temmuz'da gördük. Kaz Dağları elden gidiyor. Vatan yurdum Sakarya diyen tiplerin alayı ya kaçmaya hazırlandı ya ATM kuyruğuna girdi. Öteki taraf da bedenini ortaya koydu. Aradaki fark bu abi. Bana bunu ben başka bir şey bilmem bunu bilirim. Tamam başka yani ben fark oradakileri bu. Biraz ayrıştırıyorum. Sen genelleme yapıyorsun. Yani, ben biraz ayrıştırıyorum. Geri de öyle. Kaz kafalılar öyle yani. Hani Kaz Dağı kafalılar. Gezi zekalılar kaz kafalılar. Kaz kafalılar abi yani ne diyeyim. Peki şimdi burada tabii samimiyet testinden geçmek gerekiyor. Birçok meselede olduğu gibi. Bu şu demek değil. Yani kardeşim Bodrum Yalıkava ses çıkartmayanlar
Kaz Dağları'nda da eğer varsa bir çevre talanına da ses çıkartmasınlar. Ucuzluğuna kaçmıyoruz. Yok. Elbette. Varsa asla. Orada bir çevre talanı şu bu. Bunların elbette hep birlikte karşısında duralım. Ama bugün az önce bahsettiğim gibi çevre hassasiyeti adı altında sadece kendisini ilgilendirmeyen ama hükümete vurmak için maşa olarak kullanılabilecek bir argümanın payandası olanların bu samimiyet testinden geçebilmeleri için Bodrum'da işte Yalıkavak'ta bugün daha önce de vermiştik ama bugün Takvim Gazetesi Beyaz Dehşet diye yazmış, manşetine çıkmış. Oradaki bahsettiği meseleye de canhıraş bir şekilde feryat etmeleri gerekiyor. Nedir o? Fotoğrafını verelim. Yalıkavak mesela 2006 yılındaki görüntüleriyle 2017 yılı arasındaki görüntülerin arasında geçen 11 yıldaki farkı net bir şekilde görüyoruz. Beyaz Dehşet diyerek Bodrum'un beyaz evleri dünyada ün yaptı. Sahiller milyon dolarlık kondularla kaplandı. Nefes alacak yer kalmadı diyor. Şöyle göstereyim olmasa herhalde onun daha şeyini yapamadılar. Şu fotoğraftan bahsediyorum. Şu. O. Görüyor musun? Yalıkavak o fotoğrafı da şöyle göstereyim. Şu. Evet şu. O alttaki de iki tane küçük fotoğraflar. 2006 ile 2017 arasındaki evet. Fotoğraflar bunlarda. Şu fotoğraf net bir şekilde anlatıyor zaten. Biraz daha zoom girersen fotoğraf net bir şekilde görülecek. Şöyle biraz indireyim ben. Şöyle indiriyor muyuz? Evet. Şu. Buradan net olarak fark ediliyor. Beyaz Dehşet yazısı. Niye aşağı indiriyorsun? Ben aşağı indiriyorum, sen kamerayı indiriyorsun. Zoom gelsene biraz. Şuna. Gel. Gel. Bu kadar mı uzun? Peki tamam. Sen şu görüntü. Ben buradan bakıyorum zaten. Evet. Görüyorum. Şey, yani buradan o, yapılmak evet. istenen bu samimiyet testi bu. Bununla zaten. İlgili sen hiçbir şey yapmadığın müddetçe. Ya en basitinden söyleyeyim. Yani teknesindeki Sintine'yi denize hocam, boşaltan adam. Bir saniye Sintine'yi açıklayalım. Peki. Sintine nedir? Ha şu görüntü işte. Tamam. Oraya gideceğiz. Tekne meselesi deyince aklı Sintine. Teknesindeki atık suyu. Sintine öyle Aysel. Söyleyeyim. Atık suyu. Denize boşaltan adam. Kaz Dağları'na çıkıp çevre bilinci falan şeklinde konuşuyor. Öyle. Yani ne diyeceksin bu adamlara? Öyle. Yani hani mevzu ne oluyor? Ha, muhalif oldum, aydın oldum. Muhalif oldum, Erdoğan'a iki laf söyledim. AK Parti'ye bilmem yüklendim falan. En büyük aydın benim. Baba sen şu hani teknendeki affedersin pisliğini denize boşaltmamayı bir öğren de önce. O kendini takip ediyor. Ondan sonra bu Bodrum Yalıkavak'ta oturanlara söylüyorum. Hani, gittim hatta en son. Kaz sahipleri olanlara falan söylüyorum. Sen de gezdin o teknelerde. Biliyoruz tabii, haberimiz var. Hayır şöyle yok. Tekneleri gezmedik. O Yalıkavak'tan girip çıkayım dedim. Bir saatte çıkamadım abi oradan. O kadar feci bir şey. Ben tabii Yalıkavak'a en son kaç sene önce gitmişim? Belki 30 sene önce gitmiştim. Belki de 28 sene önce tabii yaklaşık. 28 sene sonra Yalıkavak. Yalıkavak bomboş bir araziydi tabii orada. Şimdi isim vermeyeyim. Birkaç yer vardı işte. Bildiğimiz 3-5 tane yer vardı. Şimdi bu fotoğrafları da unutmayalım. Şimdi bunun niçin... Bak, bu arada şey, Türk Medya'nın Ege temsilcisi Muammer Başkan mesaj atmış. Deprem oldu. 10 saniye bir sallandık falan diyor. Kandili'den bir şey geldi mi bilmiyorum. İzmir öyle tarafında mi? Bir deprem olmuş herhalde. İzmir yakınında. Hissetmişler. Mi? Yani İzmir'den hissetmişler en azından. İzmir'den, İzmir, merkez İzmir mi? Bilmiyorum. İzmir'den ha. Hissetmişler. Bizim işte Ege temsilcimiz Muammer Başkan hayır, mesaj atmış da. Tamam. Ondan sonra deprem oluyor, sallandık Allah falan diyor. Allah korusun afat. Neticede o fotoğrafta gözünüze dizinize değsin. Öyle denmez tabii. Tersi söylüyorum. Oradaki o liman sahilde o beyazlık da beyaz dehşet diye. Takvim vermiş değil mi? Takvim vermiş bunu. Evet. Hiçbir hassasiyet yok abi. Bakıyorsun dediğin gibi. Olay bir villa olunca. Olay Bodrum'da alemler akmak olunca ki. Hani onu da şey için şey yapmıyorum yani. Tenkit etmiyorum yani. Yaşam tarzı adamın öyle eğlenceyi seviyor, parası var. Hiç problem değil. Param var, istediği gibi ye. Burada çok tatlı olmanın karşı Koz Adası'na git. Orada bir dilliye bilmem Rodos'a git. En kızdığım şey o benim yaz. Bu arada söyleyeyim. Yani gidilmesine şey için söylemiyorum. Yani aynı zeytin karşı tarafta da var. O zeytinyağı batırdık abi. Şöyle bir şey vardı. Bir de soslu bilmem ne. Theme ne onun ismi. Kekikli bilmem ne batırdık. Yunan Adası'nda şunu yedik. Mirakos Adası'nda şunu yedik. Mikonos. Mikonos'ta şunu yedik. Mirakos mu dedim? Mikonos'ta şunu yedik. Baba bak sen bu tarafa gel. Magazin hepsi... takip ediyorum yani. Bravo. İyi mi diyorsun? O Sintinizer'ı onu soracağım zaten. Sintine. Sintine'yi soracağım. Ha baba burada aynı bak dünyanın en güzel zeytinleri burada da var. Burada zaater diye bir şey var. Nefis bir şey. Zaatere bas onu ye.
Ama orada ya adamların niye zevkine sınır koyuyorsun ya? Allah ya. Allah. Adam belki orada yemek istiyor. Niye sen bu kadar böyle zenginlerin bu zevklerine falan ya, bu kadar karşısın? Aslında hiç karşı değilim. Yani şu mesele şu. Sadece oturup da ballandıra ballandıra aynı şeyi anlatırsan şuna karşı. Ya şu mesela bardak bakar mısın? Bak nasıl içiyorum bardakta. Şu güzelliğe bak bardağında. E sende de aynı bardak var. Yani burada bu niye güzel? Aynı şeyden bahsediyoruz. Yani hem şey epidemik bitkisel örtü açısından hem çevire... Bir Gökhan Özoğuz bir tane yazı yazmış. Oraya ya. Dur bir dakika. Ardan abi bir yazı yazmış. Bu beyaz evler bu Bodrum meselesinde hakikaten samimi söylüyorum. Çok üzüldüm. Yani bu kadar hakikaten kötü. Yani tabii ki dağlarımız, ormanlarımız önemli ama ya rant olacak diye gece yani Bodrum dünyanın bilmem merkezi olacak. Turistler gelmezler ha. Yürüyemiyorsun sokakta çünkü. O hale gelmiş. İğrenç rezil bir hale gelmiş. Şimdi, burada ama hassasiyet yok. Gökhan Özoğuz'un bir öyle, tweet'i içinde. Var. Dün biz burada konuştuk. Kendisinin Ardan abiden de okuyacağım. Ardan Zentürk'ten de okuyacağım. Ardan buna mı giyinmiş? Dün dedik ki 800 dönüm arazisi varmış. Böyle bir iddia var. Gökhan Özoğuz'un evet. Kaz Dağları'nda 800 dönüm arazi aldığı yönünde bir belge vardı. Şimdi ona bir cevap veriyor. Şimdi Hikmet şöyle. Hikmet senin sakalın var cümlesini kullandığında sen ne dersin? Evet var dersin. Ya da sakalsızsan ya yalan söyleme sakalın falan yok dersin normal değil mi? Doğru. Şimdi Hikmet senin sakalın var cümlesine hayır ben kelim. Ama oraya gelmeyeydi neydi ya? Ya önce tamam, oraya getirmem lazım meseleyi. Tamam, tamam. Dediğin anda baba ben bunu sormuyorum ki yani başka bir şey diyorum diyor. Dün sosyal medyada Gökhan Özoğuz'un orada 800 dönüm arsası varmış diye bir iddia ortaya atıldı. Biz de gündeme getirdik bu iddiayı. Gökhan Özoğuz cevap veriyor. Aa benim Kaz Dağları'nda villam mı varmış? Şimdi alt yorumlarda falan bayağı var. Baba diyor kimse sana villam var demedi ki. Nereden çıkartıyorsun bunu? Tarkan'ın villası var. Evet. Hani beraber kullanıyorsanız ayrı ama Tarkan'ın o. Villası artı 10 tanedir inşaat yapıp satmayı falan planlıyordu. Yaptı mı yapmadı mı bilmiyorum. Fakat senin 800 dönüm arazin varmış. Tarla. Varmış buralar. Hani ileride ne olarak kullanacaksın? İmar gelir mi gelmez mi yatırım? Mıymış? Öyle diyorlar internet. Abi, şimdi bir, buna bir, çünkü diyor ki yalan çok kötü bir şey. Yalan iftira daha sert. Yalan iftira daha sert bir şey falan demiş. Ya kimse sana villan olduğunu söylemedi ki. Ben bu çocuk olmamış derken kastım bu. Evet. Okuduğunu da anlamıyor. Şimdi bir mesele daha var. Ardan Zentürk bugün köşesine yazmış. Anlat bakalım Athena Gökhan meselen ne diye. Şimdi bu kendilerine sanatçı diyen, performans sergileyen isimler ondan sonra bir enteresan hal aldı. Bunlardan sadece yapmış olduğu bir şarkıyla ortaya çıkıp da ondan sonra FETÖ'nün en ateşli savunucularından olan Atilla Taş'ta da gördük bunu. Daha önce birkaç tane dizide oynayıp yapmış olduğu rollerle hakikaten Türk izleyicinin gönlünü kazanan isimlerin aslında içlerinde nasıl bir kin ve nefret beslediklerini de gördük. Karakterini görüyorsun. Gerçek karakterini görüyorsun. Karaktersizliklerini en azından. Ya da neyse adına ne dersen. Genel dedim. Eyvallah. İsim vermedim. Eyvallah. Günah tamam. Değil. Rütüt'te kızmaz. Ben de isimlerini şey yapmayayım. Rütük. Vardı işte sosyal medyadan görüyoruz onları. Bu isimleri falan gördüğünde aslında işte nasıl bir kin beslediklerini falan anlıyorsun. Evet. Ama hadi onlar bir tarafa. Onlar zaten düşmanlıklarını net bir şekilde serdediyorlar da. Bu Gökhan hakikaten olmamış. Yani anlamıyor çünkü. Komik mevzuyu. Ama yani. Komik tabii gülüyoruz başka bir şey değil. Bak evet, yani. Ardan yazık. Zentürk diyor ki yazık. Anlat bakalım Athena Gökhan mesele ne cümlesini kullanarak eski mevzulardan anılarından bir Kanal D'nin haberin başında olduğu dönemden bir notla girizgah yapıyor. O dönemde de diyor Şener Yolotapan'la ilgili ve diğer şeylerle ilgili bir fikir özgürlüğü meselesiyle ilgili önüme şey getirdiler imza kampanyası. Sadece şunu söyledim onlara. Yani fikirlerine katılmıyorum. Çünkü bu fikirler teröre yönelik fikirler. Bunlara şerh düşerek ancak imzalarım. Kabul ettiler diyor. 500 kişi imzalamıştı diyor. 499'unu mahkemeye çağırdılar. Bir tek ben gitmedim diyor. Tamam. Niye? Çünkü canın isteyen istediğini söyler kolaycına sığınan olmadım. Olamaz böyle bir şey diyor. Fikir özgürlüğü ifade edilen fikrin terörü, terör örgütlerini desteklediği ırkçı, etnik, kültürel veya siyasi bir gruba dönük şiddet içerdiği an fikir özgürlüğü biter diyor Ardan Zentürk. Buradan geliyor Gökhan Özoğuz'a. Diyor ki Gökhan Özoğuz'un bir tweetini alıntılayarak bu FETÖ-METRE'ye
Ardan Zentürk bayağı şey yapmış vaziyette, bütün kurumlarda uygulanmasını istiyor. Ben de aynı fikirdeyim. Menkul kanaat önderi diyor Gökhan Özoğuz. Bu önderi derken de parantez içerisinde ünlem koymuş. Şimdi yani, buradan ortalama bir zeka yapıyor. Tabii ortalama bir zeka şunu anlar. Ya ulan bu herif de hakikaten ince görmüş, dalga geçiyor benimle. Yani çaktırmadan hakaret ediyor der. Tamam mı? Ona göre de vermesi gereken cevabı verir. İşte olmamış derken tam da bunu kastediyorum Gökhan Özoğuz'da. Şuna bir cevabı var. Özgür kanaat önderi, ünlem diyen Ardan Zentürk'e bir cevap vermiş. Bir versene Gökhan Özoğuz'un cevabını. Ha var mı? Burada bu mu? Yine okuyamıyorum abi, arkadaş. Bak, ya. Sen de yaşlı. Hadi ben okuyamıyorum. Sen niye okuyamıyorsun? Çok uzak ama yani. Tabii, çok da yakın bu, geliyor. Bir de abi, kutu içerisine işte, alınıyor. Yok, Türkiye'nin şöyle istiyorsun yaptım, böyle yaptım derken bu kadar büyük yapmayacak. Bak bak. Bak görüyor musun? Okuyamıyoruz. Bak bak diyor. Kanaat önderiymişim. Yazarken ne yapmanız gerektiğini de mi açıklayacağım? Biraz araştırın falan diyor. Ya şimdi Gökhancığım, Adana yani ne giydirmiş şöyle sana? Şöyle yapıyorsun, tamam. Biz sanatçıyız biz, vardı ya o çalgı çengide falan. Sanatçıyız biz. Yani Gökhan kardeşim, yani sanatçısın sen, biraz ne olur hani kullan. Kanaat önderinin yanında bir ünlem var. Hani aynı şey gibi 800 dönüm, dönüm arsan var cümlesine benim villam mı varmış şeklinde cevap vererek hani benzer bir şey serde diyorsun. Ya da belki senin hakikaten kapasiten bu kadar, onu da bilmiyorum. Ama kanaat önderi derken Ardan Zentürk sana kibarca... Sen hiçbir şey değilsin diyor. Yani işte kibarca dalgaya al, ironi yapıyor sana. Evet. Yani değilsin, öyle bir şey yok. Sakın üstüne alınma. Benim bir şey demem gibi. Demeye... O sırma saçlarımı o gün şöyle taramıştım demem gibi bir şey. Hani Gökhancı böyle. Hikmet Genç o ama... sırma saçlarını sabah erken kalkıp taramıştı. Brilyantinle yana yatırmıştı diye demem neyse... Sana kanaat öndürü demesi de öyle bir şey. Yani sende olmayan bir şey. Oksimoron. İki tızı... Oksimoron deme. Ona da şimdi bana moron mu dedin falan filan diyerek oksimoron, başka bir şey algılıyor. İki zıt kelimenin bir arada kullanılması. Son yani. Bir dakikaymış. Bu ara son dakikamız var, onu da söyleyeyim. Gökhan Özoğuz'a bu kadar yeter. Fazla bir şey söylemeye gerek yok. Bu Erbil saldırısı vardı. Diplomatımızı şehit etmişlerdi biliyorsun. Evet. Bir tanesi bu HDP milletvekilinin kardeşi olan yakalanmıştı. Planlayıcılarından iki tane PKK'lı da Hacı Kurhan ve Metin Akgün öldürülmüş. Tebrik ediyoruz. Kim öldürdüyse bilmiyorum. Hani Iraklı güçler mi öldürdü yoksa bizim istihbarat mı yaptı bilmiyorum. Emin duymasın şimdi, soracak işte, bunlar diyeceğiz. Bunları niye öldürdünüz? Bana bunu göster diyecek. Bir mektup var. Son bir dakika onu da söyleyeceğim. Evet, bir enteresan bir mektup. Şimdi hep böyle şey yapıyoruz, bazen kızıyorlar. Hiç mi kardeşim şeyin hatası, günahı eleştirilecek yanı yok. Ondan sonra habire muhalefete çakıyorsunuz, ediyorsunuz falan diye. Şimdi Cumhurbaşkanlığı'nın külliyede... Muhalefet yapsın, başka bir şey yapmasın. Eyvallah, ondan dolayı çakıyorsunuz. O yüzden çakıyoruz. Külliyede görev alan bazı isimler var. Külliyede görev alan bu kurullar var ya, o kurulların görevleri. Bunların görevleri Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk seçilmiş başkanına, tamam mı? Böyle seçilmiş başkan. Özellikle. Evet, özellikle söyle. Şey yapmak. O kurullar vasıtasıyla yön göstermek, ülkeyi bir adım daha ileriye taşımak adına hamleler yapmak. Şimdi bunlardan görevli Gülsüm Azeri hanımefendi var. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Başkan Vekili. Şimdi bir mektup var. Yani ben inanamadım ve hala da inanmak istemiyorum. Kalmış olduğu bir sitede güvenlikle ilgili site yönetimine bir yazı yazıyor. Yani bir sitede kalıyorsun. O site yönetimine de bir yazı yazıyorsun. Yazıyı yazarken de Cumhurbaşkanlığı antetli kağıda yazarak gönderiyor. Yani hala ben bunun bir fake olması hususunda derin beklentilerimi sürdürerek, eğer böyle bir şey gerçekse, ki gerçek olduğunu söylüyorlar, ya en hafif tabirle ayıp. Yani bir sitede otururken sitenizin